Hafız hanım daha neler dedi O zaman kalbinizi hangi lisan ile söyleteceksiniz Ramiz bey Bir ah ile dedi ve yavaş yavaş açılan muhaberenin hürmetini ihlal etmemek için Bilir misiniz dedi Dünyada bütün insanları bir araya toplayan tek kelime ahtır Buna istediğiniz edayı verebilirsiniz. Herkes ondaki derin manayı anlar. Bunun için ah ile başlayan şarkıları çok severim. Peki yeni bestelediğinizde de ah var mı? Olmaz olur mu efendim? Zaman geçiyordu Hafız Hanım. Ramiz Bey efendi dedi. Sizi biraz sözümle çimdikleyeceğim. Ramiz Bey ne gibi efendim? Hafız Hanım. Siz biraz evvel pek mühim bir işiniz olduğunu söylediniz. Hemen gitmek istediniz, kalmanız hususunda rica ettik, ısrar ettik, kabul buyurmadınız. Şimdi artık bu mühim işinizden bahsetmiyorsunuz. Hatta sizi bekleyenleri bir tezkere ile haberdar eylemeye de lüzum görmediniz. Buna ne mana verelim? Müfekkirinize yazık değil mi efendim? Kendinizi hiç yormayınız. İnsanlarda tebaayı daima mütehavvildir. Ben denizde iltifatınızdaki samimiyeti görünce ehemini mühimme takdim ettim. Beyefendi bu tehavvülü biraz kıskanıyor gibiyim. Ramiz Bey, haksızlık ediyorsunuz efendim. Hayır ben öyle zannediyorum ki. Ramiz Bey yanında duran tamburu aldı çalmaktan ziyade sözü değiştirmek için. Size biraz evvel bahsettiğim yeni eserimi çalayım hangi makamdan bestelediniz? Söylemem. Siz takdir buyurursunuz. Tamburu kucağına aldığı zaman Rana da o tatlı helecan yine başladı. Ufak bir giriş taksimi yaptı. Ondan sonra bir suyun taşları öperek çıkardığı mırıltıyı andıran ufak fakat tatlı bir sesle başladı. Hiram-ı nazile karşımdan ey gülberki naz geçme. Niyazım geçmiyor. Bari geçersen böyle az geçme." Hafız Hanım, "Çok güzel bir beyati araban." dedi. Ramiz Bey devam etti. Meyan ve nakarattan sonra şarkıyı bitirdi. "Nasıl buldunuz? Fevkalade. Bunu mutlaka Behlül Efendi okumalısınız." "Nasıl cesaret edebilirsiniz? Korkarım." "Hiç korkmayın." ''O da bizim gibi sizi tebrik edecektir fakat siz bu eserinize ahile girdiğinizi söylemiştiniz.'' ''Güfte uzun olduğu için ah fazla nami olacaktır. Ahlı olarak bestelediğim eser başkadır.'' Rana beklenmeyen bir cesaretle ''Onu da lütfetsiniz.'' dedi. Ramiz Bey memnuniyetinden ne diyeceğini şaşırdı. Hemen sazı aldı. ''Emredersiniz.'' şarkıya namelerle işlenmiş üç ah ile girdi. Olalı ben sana bende, dilim aramı yok tende. Aman ey mahı ta bende, acep sen handesin hande. Ramiz Bey eserin okunmasını bitirince doğrudan doğruya Rana'ya sordu. Nasıl efendim beğendiniz mi? Rana'nın gözleri parlıyordu. Çok güzel efendim. Bu şarkıcık. Sizin takdirinizi kazanırsa benim için ne büyük bir saadet olur. Vakit süratle geçiyor, Hafız Hanım. Bizi mest ettiniz dedi. Fakat sizin ufak tefek ihtiyatlarınız olacak. Ramiz Bey asıl mest olan benim. Hem o buyurduğunuz ufak tefek ihtiyatlardan istihane etmeyerek Kapı açıldı. Şetaret elinde büyük bir gümüş tepsiyle göründü. Tepsinin üzeri bohem sürahiler, kadehler, mezeler donanmıştı. Hiç kimse tepsiye dikkat etmedi. Şetaret tepsiyi alçak ve geniş bir masaya koydu. Ramiz Bey yerinden kalktı. Masaya yaklaştı. Ufak sürahilerden birinin kapağını açtı. Kadehlerden birine yaraya kadar rakı koydu. Sonra yine bohem su sirahisinden bardağın su ile doldurdu. Rakıya ilave etti. Odaya mis gibi anason kokusu yayıldı. Bu laybalimi mazur görürsünüz dedi. Ben deniz sürahinin kadeh önünde ubudiyetle eğildiğini görmeyi çok severim. Fakat ne yazık ki bu hürmetkarlığı yardımsız yapamıyor. Sonra hafız hanıma. İkbal buyurulacak mı efendim? Dedi. Hafız hanım. Pek az dedi. Biraz perhizkar olmak istiyorum. Emriniz gibi olsun. Ramiz Bey Rana'ya baktı. Küçük hanfendimiz hafızanın, küçük hanfendimiz bilmem badenin tamından hoşlanacaklar mı? Bir tecrübe buyursunlar. Bilmem Rana, biraz tadar mısın? Rana şaşırdı. Kendi küçük muhitinde rakı içmek günahı kebairden addedilirdi. Bundan bahsedildiği zaman Allah adamı şaşırtmasın tövbe tövbe diye herkes yakasına tükürürdü. Bu hakikaten pek mi fena bir şeydi. O kadar fena olsa Ramiz Bey gibi genç, güzel, terbiyeli bir bey bunu içer. Sonra hafızanım gibi okumuş, yazmış, arif, zarif bir kadına da teklif eder miydi? Hafız Hanım'ın Rana biraz tadar mısın sualine ne cevap vereceğini bilmiyordu red veya kabul etmekte mütereddit bir tavırla. Bilmem hiç içmedim dedi. Hafızanın. Sen bilirsin şayet hoşuna gitmezse sakız düzü iç. Su gibidir. Ramiz Bey. Hiç kullanmadınızsa size ilk kadehi sunmak şerefi bendenizin olsun. Kulunuzdan bu lütufkarlığı diriyi buyurmazsınız. Bunu söylerken kadehlerden birine biraz rakı koyuyordu. Biraz su ilave edeyim bizim gibi ayyaşlar buna rakının kirecini söndürmek derler. Buyurun. Rana yine Hafız Hanım'a baktı. Hafız Hanım iç iç dedi. Hoşuna gitmezse bırakırsın. Rana kadehi aldı, dudaklarına götürdü. Hafız Hanım birden içeceksin. İlaç içer gibi. Öyle yapmazsan genzine kaçar. Dedikleri gibi yaptı fakat gözleri yaşardı. Ramiz Bey bardağı uzatarak biraz da su alınız dedi. Rana rakı dedikleri bu mayi söylendiği kadar fena bulmamıştı. Biraz boğazını yakmış fakat sonradan aldığı bir yudum su bu yanmayı hemen kesmişti. Ramiz Bey, "Şimdi," dedi. "Sıra sizde. Lütfen o güzel elinizle bendenize bir kadeh ihsan buyurunuz." Rana, artık Hafız Hanım'dan direktif almaya lüzum görmeden kalktı. Ramiz Bey'in yaptığı gibi kadehi doldurdu, ona doğru yürüdü. Ramiz Bey Kangısın alsam gülü yahut ki camı. Ya seni? dedi. Kadehi aldı. Hafız Hanım, Ramiz Bey, cam ile canan var ama gül yok. O da var efendim, hem öyle ki gülü ziba, Pertev Paşa ne demiş? Gül dünur her güle ama gülü ziba başka demiş. Rana hanfendi de Rana içinden taşan tatlı bir neşenin he, hafif tesiri altında olduğunu hissediyordu. Hafızanın Rana'ya badeyi nasıl bulduğunu sormayı unuttuk. Nasıl Rana? Hoşuna gitti mi? Rana biraz boğazımı yaktı fakat insana garip bir acayiplik veriyor gibi. İçimde tarif edemediğim bir neşe hissediyorum. Ramiz Bey tamam dedi. İşte güzelim, şairlerin mey diye yaza yaza bitiremedikleri, müzik işini asların terennüm etmeye doyamadıkları ilham kaynağı şu, küçücük kadehin içinde zincirlenen nesnedir. Koskoca bir İran şairi mefkuresinde onu remz etmiş. Nefi, merhaba ey camı minayı meyi yakut renk diyerek onu terhi beylemiş. Baki, kazaskerliğine rağmen, Gül sitem bezmi, şarabı camı, mey güldür bana. Kul kulu halki, surahi savtı bülbüldür bana, diyor. Ya Şeyhülislam Yahya Efendi'ye ne buyrulur? Olur gayri mükerrer hüsn, peyda bağı rüyinde. Bir iki cam içi oldukça cana ruhlerin gül gül, diyor. Bu son mısra sanki sizin için söylenmiştir. Hafız Hanım. Öyle ama Yahya efendi kendisinin içtiğini söylemiyor ki canan bir iki kadeh içince yanakları gül gül olur diyor. Ramiz bey aman efendim dedi. Gazelin sonuna ne dersiniz? Nice mümkün dolusun içmemek şevk ehli sakinin ki daim sunma da yarana Yahya dolacağımı mül. Hafız hanım yine sarahat yok dedi. Ramiz Bey samur kaşlarını çattı biraz düşündü. Buldum iki gözüm dedi. Kaş ol toprağı olsaydım kuşeyi meyhanede üstüne saki meclis cürayı sağır döker. Gülüştüler. Rana hiçbir şey anlamıyor fakat bunların pek güzel şeyler olduğunu hükmediyordu. Ramiz Bey bu münasebetle size bir fıkra arz edeyim. Babür Mirza Hafız Şerbeti ismi de bir şairle Hıyaban'da işi huş ederken şehrin müftüsü ve tanınmış ayaşlardan Mevlana eperi gelir. Babür Mirza müftünün ayaşlığını bildiği için Hafız Şerbeti'ye şu sürahi eline al, kadehi doldur. Bir beyit oku, müfteye ver, der. Hafız şerbeti, kadehi doldurur. Devri devri padişahı ata bahşu cürm püş. Hafız kırabe keşşudu müfti piyale nöş. Yani ihsan bahşeden ve cürümleri örten bu padişahın devrinde hafız sakilik ediyor. Müftü de bade içiyor diyerek kadehi sunar. Ramiz Bey Rana'ya şimdi güzeller sultanı dedi. Kazaskeri Şeyhülislam'ı hafıza müftüsü buna böyle düşkünlük gösterirken Size bir ikinci kadeh takdim edersem reddetmezsiniz değil mi? Hafız Hanım O halde Ramizciğim müsaade et de hafız şerbetliliği ben yapayım dedi. Yerinden kalktı kadehleri doldurdu. Rana gel dedi. Evvela ona sonra Ramiz Bey'e verdi kendisi de kadehini aldı. Mezelere iltifatı da unutmayınız. Sonra şetaret ablayı gücendiririz İkinci kadehi Rana adeta seve seve içti. Hafız Hanım. Ramiz Bey dedi. Lütfen tamburunuzu alınız. Ne emrediyorsunuz? Ben Şakir Ağa'yı pek severim. Güftelerindeki vuzuhu namelerindeki incelikle ne kadar güzel imtizaç ettirmiştir. Anladım efendim. Onun müstehar şarkısını değil mi? Zahmet olmazsa. Rica ederim. Ramiz Bey hem çalıyor hem okuyordu. Evvel benim nazlı yârim, severim kimseler bilmez. Bir aşkadır düştü gönlüm, çekerim kimseler bilmez. Sevdim seni, itmem inkar, gönlüm sende itti karar. Hafız Hanım izhar etmek istemediği bir sırrın ifadesini andıran bu şarkıyı dinlerken içini çekti. Ramiz Bey ikinci kıtayı da okudu bir kere yüzün görsem, bana rahmin var mı bilsem, akan çeşmim yaşın silsem, silerim kimseler bilmez. Rana mahmurlaşmıştı. Ramiz Bey şarkıyı bitirdikten sonra Rana Hanım dedi. Saki medet. Sun camı cem diye bir şey vardır. Onu bilir misiniz? Genç kız anlamamıştı. Hafız Hanım işaretle anlattı. Rana hemen kadehi doldurdu verirken Ramız Bey bir tesadüfmüş gibi kadehi beraber Rana'nın elini de beraber tuttu. Rana elini çekmedi. İkisi de ellerinin temasından bütün vücutlarına yayılan arzunun ılık tesirini hissediyorlardı. Hafız Hanım bu ilk teması görmemiş gibi yaptı. Genç adam Rana'nın biraz baygınlaşan gözlerine daldı. Kızın bütün benliğinden taşan ıtırlı bir havayı daha yakından teneffüs etmek istiyormuş gibi sokulmak istedi fakat kendini topladı. "Teşekkür ederim." dedi. Sonra Hafız Hanım'a döndü. Minnettarlığını ödemek istiyormuş gibi "Beni bu akşam insanların en bahtiyarı yaptınız. Hafız Hanım, Ramiz Bey mübalağa ediyorsunuz." dedi. Bizde ilk defa olarak işaret etmiyorsunuz ya. Avizenin mumları titrek sarı bir ziya ile odayı aydınlatıyordu. Hafız hanım kalktı. Bana beş on dakika müsaade edin. Hasta bebeğimi göreyim. Şimdi gelirim. Ramiz Bey kabul edilmeyeceğine emin olduğu halde sordu. Ben de refakat edeyim efendim. Bir vesile beyefendi tazinatımı arz etmiş olurdum. Hafız hanım Rahatsız olmayın zavallı bey. Hayatın sizde temerküz eden şebabetini görürse müteessir olur. Sanki bunları unutmak ona bir huzur veriyor. Nasıl emrederseniz. İkisi de odada yalnız kaldılar Ramiz Bey. Müsaade eder misiniz? Dedi. Fesimi çıkarayım. Hay hay efendim. Ramiz Bey fesini çıkardı. Gelişi güzel yastığın üzerine koydu. Sonra yerdeki halının çiçeklerini tehdit ediyormuş gibi gözlerini yere dökerek Rana hanımefendi dedi. Bugün benim hayatımın en güzel bir günüdür. Neden efendim? Sizinle müşerref oldum. Cariyenizi mahcup ediyorsunuz. Cariyeniz mi? Siz benim merikemsiniz. Ben de sizin azat kabul etmez bir kölenizim. Estağfurullah beyefendi. Ben pek görgüsüz bir kızım. Sizin gibi bir beyefendinin yanında konuşmaya bile cesaret edemem. Ama konuşuyorsunuz. Hem de pek güzel konuşuyorsunuz düşündüklerimi söylüyorum ve emin olun kalbimden nasıl gelirse öyle ifade ediyorum. Hepimiz az çok öyle değil miyiz? Ben de kalbimden nasıl gelirse öyle söyleyeceğim fakat acaba bir küstahlık eder miyim diye korkuyorum. Ne münasebet efendim? O halde kalbimin tercümanı olabilirsiniz. Anlayamadım efendim. Siz kalbinizden ne gelirse onu söylemiyor musunuz? Ben de öyle yapacağım. Rana güldü. Siz de söyleyin bakayım. Ramiz Bey ayağa kalktı. Sizin hayranınızım dedi. Beni reddetmeyin. Rana bu itirafı bekliyordu. Kendisine ilk defa olarak bir erkek tarafından edilen bu hitap karşısında az kalsın bütün iradesini kaybedecek. Bu güzel adamın menekşe rengi gözlerinden taşan arzunun ılık havasına kendisini bırakacaktı. Bu aşk değildi. Aşktan daha kuvvetli bir cinsiyet yaklaşmasıydı. Ramiz Bey mütemadiyen konuşuyordu. Söylediği cümleleri o kadar mutena kelimelerle süslüyordu ki Rana bunların çoğunu anlamıyor ve anlamayı da düşünmüyordu. Ramiz Bey, bilseniz sizinle baş başa kalmak, bütün hayranlığımı her şeyimle sizin ayaklarınızın altına sermek istiyorum, diyor. Ve Rana bu mırıltıları tatlı bir musiki gibi dinliyordu. Genç adam ona sokulmuştu. Ben bu gece burada kalacağım. Acaba sizin ayaklarınızı öpebilir miyim? Beni reddetmezsiniz değil mi? Bana nasıl olur?" dedi. Teyzem duyarsa? Ramiz Bey hayretle baktı. Demek Rana Hafız Hanım'ın hakiki hüviyetini bilmiyordu. Onları odada yalnız bırakıp yatalak kocasının yanına gitmesindeki maksadın mahiyeti Rana tarafından malum değildi. Kızın bu safiyeti onu daha ziyade ateşlendirdi. Fakat Rana'ya bunu anlatmamayı doğru buldu. Merak etmeyin duymaz dedi. Zaten o bu akşam işretli olduğu için endişe edecek bir şey yoktur. Dışarıdan Hafız Hanım'ın sesi geldi. Şeytaret senin mezelere rağbet edilmedi. Ramiz Bey toplandı. Gayet tabii bir eda ile odaya giren Hafız Hanım'a Şeytaret ablayı mahzun etmeyiniz dedi. Mezelerin hepsi birbirinden nefis. Hafız Hanım. Evet ama havyardan başkası iltifatınıza nail olmamış gibi. Ramiz Bey. Efendim havyara e karşı olan bu teveccüh şetaret ablanın hem rengi olmasa dolayısıyladır. Kadehler tekrar dolduruldu. Ramiz Bey neşesinden uçuyor gibi idi. Çaldılar okudular Ramiz Bey. Hafız Hanım'ın bütün istediği eserleri sıraladı. Nihayet şetaret Alhotuzu ile göründü. Hafız Hanım, Ne var? Bir şey lazım mı diye geldim efendim. Yemek hazır mı? Hazır efendim. Haydi artık bir iki lokma bir şey yiyelim. Yemek odasına indiler yemekten sonra Hafız Hanım, Beyefendi dedi. Siz bu akşam biraz fazla dem aldınız galiba. Ramiz Bey bu parolanın ne demek olduğunu biliyordu. O kadar fazla değil. Fakat küçük hanımefendinin füsünkar hüsnü bendenizi yerimden kımıldayamayacak hale getirdi. Bunu ben de tahmin ettim bu akşam tenezzüyle misafirimiz olursunuz. Nezaketinizi suistimal etmek istemem. O nasıl söz ilk defa vaki olmuyor ya yoksa 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 esbabı istirahatinizi temin edemiyor muyuz? Estağfurullah efendim kulunuza bu iftirayı reva görmeyiniz. Hafız Hanım. Rana, hadi yavrum, sen odana git, istirahat et. Rana kalktı. Geceniz hayırlı olsun efendim, dedi. Odadan çıktı. Ramiz Bey ile hafızanın biraz daha oturdular. Ramiz Bey'in esnemelerini gizlemek için sarf ettiği gayreti gören kadın, uykunuz gelmiş olacak, buyurun, odanız hazırdır, dedi. Ramiz Bey, teşekkür ederim, yarın erken kapıya gideceğim, Bugünlerde günlerde işler kümeli halde geliyor. Ben müsaadenizi rica edeceğim. Buyurun odanız üst kattadır. Pembe oda değil mi? Hayır mavi oda. Pembe odanın yanındaki. Hafızanın biraz zordu. Gayet tabi bir Eda ile pembe odayı Rana'ya verdim dedi. Ramiz Bey o halde bendenize izin veriyorsunuz. Buyurun teşrif edin. Ramiz Bey bir temennahla odadan çıktı üst kattaki mavi odaya gitti kapıyı açtı. Odanın ortasına bir yer yatağı serilmiş, abani yüzlü, ipek bir yorgan muntazam surette kıvrılmış, yorganın ayak ucunda içinde gecelik entarisi, şam hırkası olması lazım gelen yine abani bir bohça konulmuştu. Bir kenarda mabeyin kundurası denilen terlikler duruyordu. Ufak bir masanın üzerinde billur, sürahi, bardak, gümüş, fıske, şamdanı, mum külahı ile kibrit bulunuyordu. Koyu lacivert çiçekli fanuslar içinde mumlar yakılmıştı. Mavi, hareli, kumaş döşeli geniş koltuğa oturdu. Bir sigara yaktı kapı. hafifçe tıkırdadı. Buyurun. Kapının aralığından şetaretin kırmızı hotuzu göründü. Habeş kadın müthiş bir sima ile sordu. Bir emriniz var mı efendim? Hayır ablacığım teşekkür ederim. Müsaade edin efendim potinleri çekeyim. Zahmet olmazsa. Şetare değildi yani lastikli çekme potinleri çekti terlikleri çevirdi. Elbisenizi bohçaya koyayım mı efendim? Ben koyarım abla sen zahmet etme. Allah rahatlık versin efendim. Size de Allah rahatlık versin. Raiz ve odada yalnız kaldı. Setresini çıkardı. Ufak bir kanca ile yelek düğmesine takılı altın kordonlu saatini de çıkardı. Baş yastığının altına koydu soyundu. İç pantolonunun çorap üzerine gelen paça şeritlerini gevşetti. İnce tülden kenarı ipek işlemeli gömleğinin üzerine bohçadan çıkardı, hama kumaşı gecelik entarisini giydi. Şam hırkasını omzuna aldı. Tekrar koltuğa oturdu. Düşünmeye başladı. Şimdi Rana ne haldeydi? Kız, teyzem duyarsa demişti. Demek Rana'nın bütün endişesi bundan ibaretti. Hafız Hanım duymayacaktı. Zaten bu evde muhabbet alışverişi olur. Fakat hiç kimse bunu açıktan açığa konuşmazdı. Ramiz Bey misafirdi. Rana manevi evlattı. Bazen ahbaplar da ziyarete gelirler. Onlar da misafir olurlar. Böyle erkekli, dişili, misafirlerin fazla demlenip gece yatsına kaldıkları ve mütekabil arzuların tevli eylediği görüşme ihtiyacını baş başa teskin eyledikleri de vaki idi. Yalnız evde bundan kimse bahsetmezdi. Ramiz Bey, Rana'ya merak etmeyin duymaz demişti. Kız hakikaten bu işin püf tarafını bilmiyor muydu? Yoksa kendine göre bir kurnazlık mı yapıyordu? Rana, Hafız Hanım'ın eline düştükten sonra artık yapacağı kurnazdan hiçbir ehemmiyeti kalmazdı. Ramiz Bey kendi kendine güzel kız dedi. Nereden nereye? Saatine baktı. Rana'nın çoktan uyumuş olması lazımdı. Acaba uyuyor mu? Uyuyorsa görmüş geçirmiş demektir. Uyumuyorsa hakikaten bu hayatın acemesi olacak. Kendi haline baktı. Ben fuzuyla bir iç güveysine benziyorum. Gelin hanım da içeride. Kesme billur tütün tablasındaki sigaranın dumanı o loş siyah içinde boşluğa helezonlar resmediyordu. Ramiz Bey hayalinde Rana'nın baygın gözlerini, taravetli simasını gözünün önüne getirdi. Yüreğinde bir çarpıntı vardı. Ramiz dedi. Kendine gel. Bir yakalanırsan bir daha kendini kurtaramazsın. Göreyim seni.'' Bu akşam yatağına uzan güzel bir uyku çek. Nenin nesi olduğunu bilmediğim bir kızla başını belaya sokma. Terliklerini çıkardı yatağın kenarına oturdu fakat yatağa uzanamıyordu. Hay kör şeytan dedi. Aklıma neler getiriyor. Yanımdaki odada ahu gibi bir kız bekliyor. Beni bekliyor. Ben burada. Aa, yok bu kadar uzun boylu değil. Kalktı. Fiske şamdanı yaktı. Yavaşça oda kapısını açtı. Koca sofada çıt yoktu. Elindeki şamdanın titrek ziyası divanhanenin nakışlı duvarlarında menevişler resmi diyordu. Acaba kapıyı sürmeledi mi? Ranay'a geleceğini söylemiş fakat kapıyı sürmelememesini söylememişti. Kızın endişesini ona da sirayet etti. Ya kapı sürmeliyse ya gürültü olur da duyarlarsa dedi. Sonra güldü. Duysalar ne olacaktı? Etrafı bir daha dinledi. Pembe odanın kapısına kadar gitti. Tokmağı çevirdi. Kapı sürmelenmemişti. Fiske Şamdan'ın ziyası odayı hafif bir ziya ile tenvir etti. Odanın ortasındaki yatakta Rana yatıyordu. Kapıyı kapadı. Yavaş yavaş yatağa yaklaştı. Rana yorgana sımsıkı sarılmıştı. Yavaşça Rana dedi. Yorgan hareket etti. Rana Efendim? Ben geldim. Siz mi geldiniz? Evet. Ben, kulun, kölen Ramiz geldi. Rahna doğruldu. Yorganı göğsüne kadar çekmiş eliyle göğsünü kapamıştı. Sizi rahatsız ediyor muyum? Rahatsız ediyorsam emret gideyim. Nasıl geldiniz? Ya duyarlarsa? Duymayacaklarını size söyledim. Müsaade eder misiniz? Yanınıza oturayım. Rahna sesini çıkarmadı. Ramiz Bey yatağın kenarına oturdu. Kızın yüreğinin çarpıntısını hissediyordu. Beyefendi, helecan içindeyim. Teyzem, ya şetaret duyarsa bana hakaret ederler ve belki beni buradan kovarlar. Hakaret etmezler. Kovmazlar iki gözlüm. Aman efendim, hanım teyzem beni himayesine aldı. Bana büyük iyilik yaptı. Ben onun emniyetini suistimal ediyorum. Ne gibi? Odama bir erkek alıyorum. Bundan büyük suç olur mu? Siz odanıza erkek almıyorsunuz. Siz kadın değilsiniz ya. Siz odanıza size diş eden birini alıyorsunuz. Kalbinizin sesini dinliyorsunuz. Beyefendi, korkuyorum. Korkma meleğim. Böyle fısıltı ile konuşmak değil, davul çalsak bu evde kimse duymaz. Allah Allah! Bunların üzerine ölü toprağı saçmaladılar ya. Onun gibi bir şey. Çetaret alt katta. Hafızanın bir kere uyudu mu bir daha uyanmaz. Ya uyanırsa? Uyanırsa ne olur? Ben gönlümde size öyle bir muala taht kurdum ki herhalde buradan daha rahat edersiniz. Ben öyle güzel sözlere sizin gibi cevap veremem ki. İstemez cevap vermeyiniz. Yalnız bana muhabbetimi, aşkıma lakayt olmadığınızı söyleyiniz kafi. Rana yine cevap vermedi. Ramiz Bey bekliyorum bir kelime ile beni dişat ediniz. Rana beyefendi dedi. Beni mazur görün ben ilk defa olarak namahrem bir erkekle bulunuyorum. Bana şu dakikaya kadar hiçbir erkek eli dokunmadı. Ramiz Bey, ne? Siz? Rana adeta endişeli bir edayla. Ya, dedi. Öyle efendim. Ramiz Bey bu vaziyet karşısında hayretten alıklaştı. Nezaket kaideleri unuttu. Laibali bir lisanla. Ne söylüyorsun Rana, dedi. Genç kız bütün safiyetiyle cevap verdi. İnanmıyor musunuz? İnanıyorum. Zaten aksini iddia etmeye de bir sebep tasavvur etmiyorum. Fakat niçin? Ne gibi efendim? Ramiz Bey. Bir şey gibi değil. Fakat nihayet benim hürmetkar olmaklığım icap eden bazı, ne bileyim ben, bazı. Sonra birden sordu. Sana bazı şeyler soracağım. Bana olduğu gibi anlatır mısın? Rana, hayır dedi. Anlatma. Bana hiçbir şey sormayınız. Öyle ama burada nasıl bulunduğunu anlamak isterim. Rana, Hafız Hanım beni kendine evlat edindi. Ben de bunun için buradayım. Kafi değil mi? Ramiz Bey. Öyle olsun. Fakat ben senin en mukaddes cihazını temellük edebilirim. Rana elini alnına koydu. Bu içtiğimiz şey bana şimdi tesir etmeye başladı, dedi. Başımda bir ağırlık var. Ramiz Bey cevap vermedi düşünüyordu. O da elini Rana'nın başına koydu. Terlemişsin. Halbuki deminden beri vücudumda bir ürperme var. Ramiz Bey'in eli kızın saçlarında dolaştı. Şam'dandaki mumun titrek ziyası Rana'nın çehresine gölgeler aksettiriyordu. Rana, efendim beni seviyor musun bilmem. Kolunu omzuna dolayarak güzel vücudu kendine çekti. Kız mukavemet etmedi. İkisinin de yürekleri çarpıyordu. Artık konuşmuyorlardı. Ramiz Bey'in dudakları Rana'nın dudaklarını buldu. Genç kız bütün iradesini kaybetmişti. Birden durun dedi. Fena oluyorum bayılacağım. Ne var rahatsız mısınız? Hayır fakat yüreğimde bir sıkıntı var nefes alamıyorum. Seni ben mi rahatsız ettim? Bilmiyorum. Şimdiye kadar hiç böyle olmamıştım. Müsaade edin. Bir yudum su içeyim. Ramiz Bey fırladı. Bardağa su koydu. Rana'ya verdi. İçtikten sonra bardağı aldı. Biraz daha vereyim mi? Hayır. Bardağı yerine koyduktan sonra yine yatağın kenarına oturdu. Rana'nın gözlerinde arzu şimşekleri çakıyordu. Ramiz Bey kendi kendine hiç böylesine tesadüf etmemiştim diyordu. Bu ya bir huslat safası yahut bir baş belası olacak. Sonra Rana dedi: "Eğer rahatsızsan istirahat et. Ben odama gideyim." Rana cevap vermedi. Ramiz Bey kalkmak istedi fakat genç kızın narin parmaklarının elini tuttuğunu hissetti. İkisi de sonsuz bir karanlığa dalmış gibi oldular. Rana uykudan uyanmış gibi sordu: "Acaba saat kaç?" Ramiz Bey: "Bilmem." dedi. Saati odada bırakmıştım. Şimdi sokaktan bekçe geçer. Sopa darbeleri ile Saati bize haber verir. Rana okşanmak isteyen bir kedi yumuşaklığı ile sokuldu. Üşüyorum. Üşünecek bir hava değildi. Ramiz Bey bunun okşanmak ve sevinmek ihtiyacından olduğunu anlamıştı. Kızın başını göğsünün üzerine yatırdı. Kıvırcık saçlarını sümbül koklar gibi koklaya koklaya öptü sen yalnız benim olacaksın değil mi? Başka kimin olabilirim ki? Ramiz Bey her şeyi söylemek onu bekleyen istikbalin ne olacağını anlatmak istedi. Fakat cesaret edemedi. Acaba Rana hakikaten hiçbir şey bilmiyor muydu? Kızın takip edeceği hayat hakkında fikrini kurcalamayı düşündü. Sen daima burada mı kalacaksın Rana? Başka nereye gidebilirim? Neden? Annenin babanın yanına avdet edersin. Rana birden bütün neşesini kaybetti. O baygın gözler ıslanır gibi oldu. Ne var? Neden müteessir oldun? İçini çekti. Benim artık onlarla hiçbir alakam yok. Hafız hanım teyzem bana evlat muamelesi yapıyor. Ona karşı minnettarım. Ramiz Bey patlayacaktı. Onun başını ellerinin arasına alarak sarsa sarsa bağırmak istiyordu. Kız sen İstanbul'un en kibar fakat kibar olduğu kadar mülevvez bir girdabına düştüğünü anlamıyor musun? Yine kendini tuttu. Rana dedi. Ben seni buradan kaçırırsam benimle gelir misin? Rana sonra teyzem ne der? Canım şu teyzeni bir tarafa bırak. Mesela benim yeni köyde bir yalım var. Arkadaki koruluğunda kuş kafesi gibi bir köşk var. Orayı tanzim edeyim, döşeyeyim, dayayım. Seni oraya götüreyim. İstemez misin? Rana Sizinle birlikte olduktan sonra elbette isterim fakat teyzeme de haber verelim. O istemez. Yavrum neden istemesin? Orasını zamanı gelince öğrenirsin. İsterseniz ben bir kere açayım. Sakın ha o zaman seni bir daha göremem. Ona ne diyeceksin? Bu geceyi beraber geçirdiğimizi de söyleyecek misin? Hiç böyle şey söylenir mi? Sizi sevdiğimi ve sizinle beraber oturacağımızı söylerim. Olmaz. Yine neden olmaz deme. Çünkü olmaz eğer burada daha bir ay kalırsan biraz anlarsın. Rana birdenbire genç adamın boynuna atıldı ve sen de gitme dedi. Burada kal benimle kal. Ramiz Bey kahkahalarla gülmemek için dudaklarını ısırdı. Peki kalayım sonra ne olacak? Ne olacak hiç beraber kalırız. İyi ama benim işim gücüm var evim barkım var onlara ne yapacağız? Gündüz kaleminize gider akşam gelirsiniz. Melek gibisin Rana. Gecenin karanlığında uzaktan bekçinin sopasını sisi aksetti beraber saydılar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bekçi sopasını taşların üzerinde hafifçe sektirerek altıyı çeyrek geçtiğini de ilave etti. Rana zaman ne kadar çabuk geçmiş dedi. Ramiz Bey kızın dudaklarından öperek cevap verdi. Evet saadet böyledir. Bunu takdir ettiğin için sana teşekkür ederim. Fakat güzel kız, gençlik de böyle değil midir? Rana çıplak kollarını Ayşe'nin boynuna doladı. Bilmem, daha farkında değilim. Ramiz Bey, farkında olmazsın. Siz ne zaman farkına vardınız? Ben yaşlılardan dinlediğime inanıyorum. Rana bütün şuhluğunu takındı. İnanmayın. Bizim gençliğimiz çabuk geçmeyecek. Muhaberelerini öpüşerek inkita uğratıyorlar ve yine saçma sapan konuşmalarına devam ediyorlardı. Fakat Şamdan'daki mum hafif is yapıyordu. Ramiz Bey yataktan kalktı, bir kibritle mumun çapağını aldı. Sabah kaçta oluyor? Ramiz Bey'in bu sualine uzaktan bir horoz sesi cevap verdi. Rana, ben gidiyorum. Biraz daha kalınız. Emredersiniz fakat hanım teyzem geç kalkar. Geç, Şetaret? O da pek erkenci değildir. Gittiğimi istemiyor musun? Başı ile red işareti yaptı. İstemiyorum. Siz giderseniz pek yalnız kalacağım gibi geliyor. O kadar ki adeta korkuyorum. Korkma, hayatta hiçbir zaman seni yalnız bırakmayacağım. Zaten bugünden itibaren köşkü hazırlatacağım. Geleceksin değil mi? Bilmem. Yok, beni şüphede bırakma. Karar ver ve kararını tatbik et. Ben sizi ne vakit göreceğim? Bir iki gün sonra. Neden o kadar uzak? Güzelim burası benim evim değil. Ben misafirim. Yarın tekrar gelirsem artık misafirlik olmaz. Rana içini çekti. İki gün çok. Bir bahane bulun. Yarın yine gelin. Horoz sesleri sıklaştı. Ramiz Bey, Rana ben odama gidiyorum. Genç kız cevap vermedi. Darılmış gibi başını yastığa gömdü. Ramiz Bey saçlarını okşadı. Bana bak Rana başını çevirdi biraz somurtkan. Peki beyefendi teşrif ediniz efendim. Yok bana öyle darılmış gibi hitap etme. Rana yarı ciddi bir eda ile. Estağfurullah efendim dedi. Size darılmak cariyenizin ne haddine? Biraz gül bakayım. Bana yarın akşam geleceğinizi vaat ederseniz gülerim. Peki gelirim. Saatimi yastığın altında bırakacağım. Onu almak bahanesiyle gelirim. Rana ellerini birbirine vurdu. Gördünüz mü? İsterseniz neler icat ediyorsunuz. Haydi şimdi artık gidiniz. Ramiz Bey de pek gitmek istemiyordu. Rana'nın yeni olmaya başlamış, biraz mayhoş bir meyveyi hatırlatan, güzel vücudundan sızan teravetin sihrinden ayrılmak ona güç geliyordu. Tekrar kızın yanına uzandı. Hani ya? Gitmiyor musun? Gideceğim. Beş dakika daha. Beş dakikayı nasıl bileceksiniz? Saat bile yok. Ramiz Bey Rana'yı öpmeye doyamıyordu. Kız sen beni deli edeceksin. Allah saklasın efendim sonra ne yaparız sizi okutmak için hocalarımı götürelim. önüne zerzevat götüren beygirlerin çanları sokakta akisler yapıyordu. Rana gidiyorum. Sabah oluyor. Gidiniz beyim güle güle. Bizi hatırdan gönülden çıkarmazsınız. Ramiz Bey ayağa kalktı Sedir'in üzerine attığı şam hırkasını omzuna aldı. Terliklerini giydi. Fanusların birinden aldığı mumu sönmek üzere olan fiske şamdanına dikti. Alas marladık canım. Saadetle beyim. Kapıya doğru oldu. Rana. Ramiz beyefendi. Emret. Yarın bekliyorum. Gelirim. Yemin edin bakayım. Başın için. Rana yatakta kaynıyordu. Ramiz bey. Bu büyülü nevazişten kurtulmak için kendini dışarıya attı. Yapacağı gürültüye ehemmiyet vermiyordu kendi kendine. Zavallı kız dedi. Bakalım hafız hanımın rahliye tedrisinde neler öğreneceksin. Mavi odanın kapısını açtı, içeriye girdi, yatağı bıraktığı gibi duruyordu. Günün ışınmasını beklemek için döşeye uzandı. Düşünüyordu, ne yapmalı? Bu münasebeti burada keseyim mi, devam edersem kendime alamayacağım, kesmeli. Turpun bile sıkından seyreyi iyidir. Bir daha ne o beni görür ne ben onu. Birdenbire yüreğinin burkulduğunu hissetti. Rana'nın ona nasıl birdenbire bağlandığını düşündü. Hakkım var mı? Kızın ne kabahati var? Rana'nın baygın gözlerini hafızasından silemiyordu. O bana her şeyini verdi. Aşkını, güzelliğini. Sokaktan tek tük yük arabalara geçmeye başlamıştı. Ramiz Bey hala düşünüyordu doluya koyuyorum, almıyor, boşa koyuyorum, dolmuyor. Sevda ile geçen bütün bir gecenin rehaveti yavaş yavaş onu sarıyordu. Gözleri Rana'nın hayaliyle kapandı, kendinden geçti, kapı hafif hafif vuruldu, uyandı. Kimdir? Dışarıdan şetaretin sesi geldi. Şetaret cariyeniz efendim. Kahvenizi getirdim. Yataktan fırladı, şam hırkasını omzuna aldı, koltuğa oturdu. Giriniz şetaret abla, Ha kadın gümüş tepsiyle kahveyi getirdi. Siz rahatsız etmeyecektim efendim fakat vakit geçti hanım merak etti. Beni uyandırdığına isabet olmuş şu yastığın altındaki saati verir misiniz? Şetaret saati aldı uzattı. Oo saat üçe geliyor. Evet efendim başım kazan gibi fakat her kaba sizde. Bir kusur mu ettim beyefendiciğim? Ettiniz ya o kadar güzel meze hazırlanır mı? Kusurum bu ise affediniz. Yoksa gece rahatsız mı oldunuz? Hayır pek güzel uyudum. Fakat o güzel mezeleri mahzun etmeyeyim diye galiba fazla kaçırdım. Afiyet şeker olsun efendim. Şetaret elinde tepsiyle bekliyordu. Ramiz Bey sordu. Bütün ev halkı kalktı mı? Kalktılar efendim. Şetaret gayet tabii bir edayla. Rana Hanım da kalktı efendim dedi ve ilave etti. Onu biraz rahatsız gördüm. Galiba dün akşamki işretten ne olacak. Ne de olsa Alışmamış efendim. Ramiz Bey kahvesini işte şetaret. Kahvaltınızı getireyim efendim dedi. Çıktı. Ramiz Bey kendi kendine vay köpe oğlu fellah dedi. Sormadan Rana'nın kalktığını da söylüyor. Yavaş yavaş giyindi. Pike yeleğinin cebinden bir altın çıkardı. Konsolun önüne koydu. Kapı tekrar vuruldu. Kahvaltınızı getirdim efendim. Getir şetaret abla. Şetaret geniş tepsi içinde sütlü kahve, tereyağı, iki türlü reçel, peynir, zeytin, bal, tozarmış ekmek bulunan kahvaltıyı getirdi. Alçak masanın üzerine koydu ve masayı koltuğun önüne getirdi. Çıkarken Ramiz Bey, ''Şetaret abla, efendim, konsolun üzerinde size ait bir şey var.'' Habeş kadını Lira'yı gördü. Gözleri parladı. Gayet tabi bir tavırla Lira'yı aldı. Ramiz Bey'i etekleyerek, ''Zahmet buyurdunuz efendim.'' Estağfurullah size layık değil beklemeyin. Ben hemen kahvaltı eder aşağıya inerim. Şetaret odadan çıktı. Ramiz Bey kahvaltısını bitirdikten sonra setresinin iç cebinden örme keseyi çıkardı. İçeriden bir tutam altına aldı. 15 tanesini avucuna saydı. Baş yastığının altına bıraktı. Kapaklı cep saati, madalyon yerinde altın bir mihver üzerinde dönen üç köşeli necef mühürle orada duruyordu saati alacak mıydı yoksa Rana'yı tekrar görmek bahanesi için orada bırakacak mıydı? Düşündü. Kızın süzgün yumuşak nazarları ile ricası gözünün önüne geldi. Hafız Hanım saat unutma masalına inanmayacak. Bu akşam geldiğim zaman kıza tutulduğumu anlayacak. Ne yapmalı? Birden katı bir kararlı. Yok yok dedi. Bu hayatta en doğru hikmet gör geçtir. Takılırsam başıma bela olur. Haydi Ramiz çocukluk etme. Bu katil kararlı saati almak üzere elini uzattı fakat bir türlü varıp alamadı. Yalnız mini mini sustasından mührü çıkardı. Yelek cebine koydu biraz daha durdu. Kız açıyorum dedi. Siz giderseniz ben yalnız kalacağım diyor. Demek bütün ümitlerini bana bağlamış. Zavallının kolunu kanadını kırmış olacak. Ne olur sanki talih önüme bir güzellik harikası çıkardı. Bundan ne için kam almayayım? Saatin üzerinde olmadığını göstermemek için setresini ilikledi. Odadan çıktı, merdivenleri indi. Orta katta Hafız Hanım'ın her gün oturduğu odanın kapısı aralıktı. Hafif öksürdü içerden Hafız Hanım seslendi. Buyurunuz efendim. Sizi rahatsız ettim. Mütalaa ile meşguldünüz. Vakit geçirmek için fitnat divanını karıştırıyordum. Sabah şerifler hayırlar olsun efendim. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Nasıl istirahat edebildiniz mi? Sizin gibi bir meleküs ziyanenin cenahı refeti altında istirahat edilmez mi? Mübala ediyorsunuz. Ramiz Bey, Rana Sultan afiyettedir inşallah. Hafız Hanım, o da şimdi kalktı. Gençler uykuya doyamıyorlar. Ben deniz müsaadenizi istirham edeceğim. Kapıya geç kaldım. Nasıl arzu buyursanız. Hafız Hanım ayağa kalktı. O da kapısına kadar yürüdü. Romatizmalarım yine beni yoklamaya başladı. Müsaade buyursanız size buradan veda edeyim. Zaten zahmet etmemenizi rica edecektim. Hafız Hanım seslendi. Rana kızım beyefendi gidiyor kendisini geçir. Rana Hafız Hanım'ın rahlesinde tahsilini ikmal etmiş olsaydı bu Kendisini geçir tabirinin ancak bu gibi yerlerde kullanıldığını bilirdi. Fakat genç kız bunu anlamadı. Merdivenlerden koşarak indi. Ramiz Bey alasmarladı küçük hanım. Sizi de buradan ihtiramatını takdim edeyim dedi. Baba ayda de, Ahmetçi Bey'i selamlarmış gibi Rana'yı selamladı. Genç kızın manalı bakışlarına ufak bir tebessümle mukabele etti. Süratle merdivenleri indi. Rana odaya girdi. Hafız hanım da onu takip ederken orta kadın merdiven başından şetaret seslendi. ''Hanımcığım, geliyorum şetaret.'' Biraz evvel romatizmalarından şikayet eden Hafız hanım pek tabii bir eda ile merdiveni çıktı. Habeş kadını ile mavi odaya girdiler. Yer yatağında yatak yastığı bir yana çekilmişti. Altınlarla ramiz beyin saati alt yastığın üzerinde duruyordu hafızanın bir bakışta altınların adedini saydı. Dudağını büktü. Şetaret, saat de var. Unutulmuş olacak. Belki hediye bırakmıştır. Hafız hanım güldü. Ne münasebet şetaret koskoca kapaklı erkek saati hediye edilir mi? O halde dediğiniz gibi unutulmuş olacak. Hafız hanım bilemedin kaldır vur. Saat enkastan unutulmuş. Neden acaba? Ramiz Bey saati almak bahanesiyle bu akşam yine gelecek ondan. Nereden anladınız hanımcığım? Üzerinde mühür yok. Aa sahi. Ya nerede Necef mühür? Hafızanın birdenbire uzandı. Saatle kösteği aldı. Şetaret dedi. Koş. Saati huşite ver. B yetişsin. Unuttuğunu söyleyerek versin haydi. Acaba yetişir mi? Yetişmezse kalemine götürsün. Şetaret merdivenleri indi. Hurşit'in kapısını vurdu. Uşak daha setresini giymemişti. Şetaret saati uzattı. Burşet ağa, Ramiz Bey saati unutmuş. Koş arkasına şu saati kendisine yetiştir. Yetişemezsen kalemine götüreceksin. Uşak setresini giydi. Sokak kapısından fırladı. Şetaret yukarı çıkıncaya kadar yastığın üzerine sıralanan altınlar ortadan kalkmıştı. Burşet ağa, Ramiz Bey'e yetişti. Etekler gibi bir selam verdi. Hayrola Huşita. Hayırlar olsun beyefendimiz. Ben denizde bir emanetiniz var. Ne gibi? Efendim saatinizi unutmuşsunuz. Ramiz Bey hiç bozmadı. Eksik olma Huşita. Hiç farkında değilim. Saati aldı. Kösteğin kancasını yeleğine iliştirdi. Cebinden bir mecidiye çıkardı. Şunu al Huşita dedi. Uşak Ramiz Bey'i bir daha etekledi, döndü gitti. Ramiz Bey düşündü, Zavallı Rana. Bunu böyle olacağını evvelden anlamıştım. Hafız Hanım onu bir kere pençesine düşündükten sonra başkasına kolay kolay kaptırmaz. Başka zaman olsaydı saati arkamdan koşturmazlardı. Fakat her şeye rağmen bu kızı batakhanede bırakmayacağım. O gün dairede o kadar dalgındı ki birkaç defa Mümeyiz Bey'in ihtarına maruz kaldı. Kalem arkadaşları, Beyefendi bugün biraz düşüncelisiniz. Fırtına da yok ki Karadeniz'de gemileriniz tehlikede diyelim gibi şaka yaptılar. Ramiz Bey'in yaşayışını bilen biri onun hayatı daima fırtınalıdır. Fakat merak etmeyin Ramiz Beyefendi gemilerini barındıracak daima emin bir liman bulur. Ramiz Bey gülüyor. Bu seferki fırtına şiddetli esiyor. Limana kapağı atamayacağım diyor ve sözünü şöyle tamamlıyordu vay aşk eser serde efendim nerede ben nerede arkası yarım